Aracımızın parçalarını burada teker teker yıkıyoruz arkadaşlar. Yıkanmışlar orada. Yıkanmışlar oraya babam aldı. Şöyle gösterelim, kısa bir video olsun. Sadece şarj dinamosundan başladım. Bunların hepsini çekmedim. Bakın bunların hepsi yıkandı. Zaten ıslak olduklarına şahit olabilirsiniz. Bunların hepsini detaylı bir şekilde yıkıyoruz. Temizliklerini gerçekleştiriyoruz. Burada ise motorumuzun yine temiz olduğunu görebilirsiniz. N13, N18 tipli bir motor. Peugeot, Mini ve BMW araçlarında çıktığına değinelim. Bunun da güzel bir şekilde temizliğini yaptık. Detaylı görebilirsiniz. Bu parçalar bir daha sökülmeyeceği için baba. Tabii ki bunlar mecburen yıkıyoruz. Temiz yıkanacak. Artık conta yüzeyleri kazınmış olacak. Eski contadan eser kalmayacak. Eski contadan arada kırıklar kalırsa kaçırma yapar. Yüksek atak seviyesi. O aradan kaçırır. Yüzeyin pürüzsüz olması gerekiyor. Evet. Yoksa kaçıracaktır ıslık sesi tarzında arkadaşlar. Bunlara kesinlikle dikkat etmemiz lazım. Yoksa yaptığımız tüm emekleri boşa çıkarıp tekrar sil baştan yapmamız gerekebiliyor. O yüzden dikkatli yapıyoruz. Bunların arasında egzoz pastalarımız da var baba. Evet. Gereken yerlere onları da sürüyoruz. Würth'ün genelde videolarda bahsediyorum ondan da. İşimizi garantiye ve sağlama almış oluyoruz. Teker teker parçalar yıkandı. Ben sadece sonunu göstermek adına böyle bir şekilde şarj dinamosu ve manifoldu çektim arkadaşlar. Ve birçok parçalarımız da orada. Aracımızın zincir seti değişecek. Zaten parça listesini ben videoya koyacağım bu videoya. O yüzden çok fazla şu değişti, bu değişti demeyeceğim. Parça listemizi koyacağız arkadaşlar. Evet. Tüm cıvataları da aynı titizlikle yıkıyoruz. Zaten ben gelene kadar baba bayağı bir toplamışsın motoru. Evet. Toplayalım da bitsin evladım. Sırada bekleyen çok var. İnsanlara yalan çıkıyor. Diyorum usta bırakayım da yap. Bir tane daha geldi. Bıraktık Cuma'ya kadar yap baskı balatanı. Yap da nereye kadar arkadaş ya. 11-12 tane araba olmuş kapıda. Ben hangi birini yaptım? Silindir kapak contamızı taşlamacının orada sıkmıştık. Orayı çekmiştim. 90 derece tam hatırlamıyorum. Silindir kapak contasının kağıdında yazıyordu arkadaşlar. Gerekli değerler. Tork anahtarı ile hepsi. Bütün saplamalarımız sıkıldı. Belirtelim. Diğer araçlarımız gibi arkadaşlar. Yağ soğutucu bu. Yağ soğutucu diyebiliriz. Yağ filtremizin gövdesi diyebiliriz. Üzerinde su peteği olur. Buradan su gelir. Buradan yağ gelir. Gayet normal. Ama fabrikası burayı kapatmış. Yağ soğutucu patlayıp da yağı suyu yağa katmasın diye burayı kapalı sistem yapmış. Soğutucu peteği kullanmamış. Ama bunlar da şanzımanda var tabii ki bu olay. Şimdi arkadaşlar eski silindir contamız, atmadım videoda göstermek için, görüyorsunuz. Burada da gerekli newtonlara sıktığımız newton değerleri var. Şöyle göstereyim kısaca. Bunun yanı sıra aracımızın sekmanlarından bir kısmını gösterelim. Aracımızdan bildiğiniz üzere 1 litreye yakın bir yağ çıkmıştı. Bundan kaynaklı sekmanlarımız bitmişti değil mi baba sekmancı? Araba hararet gördüğünden dolayı sekmanlar bürükmüş. Hararet görmüş. Blok yüzeyi silindi. Siboplarımız değişti. Sibop lastiklerimiz değişti. Silindir kapağımız hararetten dolayı yüzeyi bozulmuştu. Komple kapağımız değişti. Blok yüzü silindi. Sibop lastikleri, sekmanlarımız değişti. Anakol yataklarımız değişti. Motoru toparlayıp artık bitirme aşamasına giriyoruz. Burada da çıkan sekmanların bir kısmını görebiliyorsunuz. Bunlar çöp arkadaşlar ama atmıyoruz video içerisinde göstermek adına. Şöyle atayım. Turbonun montajı gerçekleşiyor. Kelepçe mi istiyorsun baba? Şuranın kelepçesi. Orada mıydı? Evet. Kelepçemiz burada. Oradaysa buna bir de pasta yedirelim. Pasta. Hemen. Egzoz montaj pastasıyla devam ediyoruz. Burada çok fazla gösteremedim arkadaşlar. Onu değineyim. Taktığımız parçalardan kısaca bahsedelim. Dış aksamı yoktu. Enjektörlerini taktık görüyorsunuz. Enjektör. Tazik slotlarımız. Aynı şekilde arkada da var. Burada. Yağ soğutucunun montajını gerçekleştirdik. Fren vagumunu gerçekleştirdik montajını. 2 adet 8'lik civata. Tabi bu demir ayak sonradan bağlantı halinde geliyor. Onu değinelim. Müşteri geldiği için yarıda kesmiştik. Nereye anlattık bilmiyorum. Turbonun montajını gerçekleştirdik arkadaşlar. Yağ soğutucunun montajını gerçekleştirdik. Arka krank keçemiz ve ön krank keçelerimiz değişti. Tazik süboplarımızı gösterdik. Enjektörün montajını yaptık. Yeni termostatımızı taktık. Parça listesini videonun içerisinde bulacaksınız arkadaşlar. O yüzden çok fazla şu yeni bu eski demeyeceğim. Çünkü yenilenen motorun içinde bir sürü parça var. Onun dışında yine görmüş olduğunuz fren vagumu, demir ayak, yağ soğutucu, işte ahtapot boru dediğimiz borularımız, turbo, katalizör bunları yaptık. Sent ayarını nasıl yapacağız? N13 motorlarda bildiğiniz üzere bir adet volant dişlisini kilitleyen bir aparatımız varken 2 tane de buradan zaten onu göstermeye çalışacağım sentemizi. Buradan da senteyi alarak aracımızı çalıştıracağız inşallah. Yavaş yavaş toplama aşamaları bunlar. Aracımızın üzerinden çıkan eski zincir setini göstermek istiyorum. Vanoslarımız da burada. Şimdi zincir setimiz paletler halinde. Bir paleti burada. Yine aynı şekilde yağ gergisi burada. Paletleri tutan cıvatalarımız burada. Yağ gergisini tutan cıvatamız burada. Dişli. Yine aynı şekilde de böyle. Bura. Şimdi arkadaşlar bir tane sekman düşmüştü. Söktüğümüz zaman. Papatya sekman. Onu yerine takacağız şimdi. Onu da göstermiş olalım. Olay bu. Onu da göstermiş olalım yani. Düşmüş diye yorumlar gelmişti. Temizlenen şarj dinamosu şimdi montaj zamanında. Herhalde yine olmuyor. Şöyle oluyor bak. Evet. BMW toplamak bir sanatmış baba, öyle diyorlar. Kim diyor? Ne bileyim, yorumda görüyorum. Yani BMW'nin motorunu çok büyüten insanlar var. Normal 1.6 motor. Avrupa'daki olan evi Şahin diyor. Oranın hurdası bunlar diyor. Nereye geliyormuş abi? Öyle bir civata geliyor. Evet. Şarj dinamosunun bir civatasını taktık. Bunları tabancayla sıkacağız. Plastik de aynı şekilde oraya gelecek. Onda bir civata tutuyor. Turbonun giriş ve çıkış hortumlarını taktın baba, borularını. Evet bak, borumuz bu. Tamam. Yağ pompasının oradan motor blokundan aldığı yağı turboya verecek. Turboyu yağlayacak. Diğeri de birazdan göstereceğim. O da alttan geri dönüş olacak. Bu buranın bir rekor vidamız. Rekor 17'lik. Rekor evet, vidası bak. Özeldir, onu göster istiyorsan. Delik. İçi ve delik, yanlarda delik. Ve burada da yağ tutucu yerimiz var. Altlı üstlü pul olduğuna değinelim. Turbo borularında genellikle bakır pullar çok önemli. Yoksa yağ kaçaklarını bitiremiyoruz arkadaşlar. Onu değinelim. 17 tutuyor. Hemen 17'yi veriyorum baba burada. 17 tabak. Arkasından geçiyor biraz önce, anlatabildim mi? Evet. Sonra geri dönüş yağ borumuz bak. Burada ucunu görüyor muyuz? Tamam, gördüm. Takacağız yerine bunu. Turbomuzun geri dönüş. Şu yeri de orada tam görünmüyor ama geçince zaten görünür. Şöyle gördüğünüz üzere geçti. Biraz daha tabii ki geçecek. Geçti. Sesinden anlamalısınız geçmiş olduğunu. O da onun civatası. Şöyle civatası da. F20 1.16 benzinli motor ve motor tipi de N13 diye geçiyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi Valvetronic bir sisteme sahip aracımız. Onu belirtelim. Valvetronic bir sisteme sahip. 3 swap dedim, 3 egzantrik dedim diye saçma sapan yorumlar gelmiş. O yazanlar bu motoru toplayamaz büyük ihtimalle. Bunun da çalışmış halini göstereceğiz. Bitti herhalde baba. Diğeri var. Sıra geldi kocaman bir parça katalizöre. Buranın bir kapotu var, kopmuş ama buna. Bakayım zincirden sonra mı takayım, önce mi takayım? Eline mani olur ondan. Motor aska ya. ...15 mi o? 17. Şunu diyorsun baba. Dediğim buydu. Vektörü tutacak. Tamam baba. Bak burada bu araya geçecek. Burada da saplamaya gidecek. Bir saplama bir civata herhalde. Evet burada. Ve burada. Bu. Bu ne o taktığımız baba? Castrol katalizör bağlantı ayağı. Somunumuz yine 16, evet. Onu sıkacağız. Bir de saplama, pardon, civata yeri var. İkinci civata yeri de geldi. Bu arada da babam üstteki civatayı takarken ben altı takıyorum. Genelde bunun içini boşaltıyorlar bana. Evet. Pek solcular hiç affetmiyor. Pasta alalım mı? Pasta getiriyor. Ağzı açılan tarz mı? Evet, ağzı açılan tarz. İyi. Gösterelim kelepçeyi usta. Kelepçenin bir böylesi var, bir de sabiti var ama böylesi işimizi her zaman görendir, rahat görendir. Bizim Würth siparişlerimiz gelmedi değil mi baba? Yok. Bu hafta içerisinde gelir. Würth'le bir anlaşma sağladık arkadaşlar bu arada. Bundan sonra Würth ürünlerini bizim dükkanımızda görebileceksiniz. Onu da söyleyeyim. Kelepçemizi şu an takıyoruz, montajını yapıyoruz. Nerede geliyor acaba? Şöyle mi iniyor o yalnız o? Bak 13 tabanca var. 13 tabanca. Bu Valvetronic sistem dediğimiz arkadaşlar, eksantriklerin açıklığının daha uzun kalmasını sağlıyor. Bu da performansa tabii ki etki ediyor. Bunlardan bahsedeceğimizi söylemiştik. Valvetronic BMW'lerde genelde çıkan. Tabii ki bu motor Peugeot, Mini ve BMW'de çıkıyor. Bu subap zamanlamasının, yani subapların açıklığının daha uzun süre açık kalmasını sağlayan sistem. Kısacası bu yani. Hiçbir basit anlatımıyla anlatırsak böyle bir sisteme sahip araç. Şöyle kısaca zinciri gösterelim baba. Zincir bölümünü çok fazla uzatmayacağım. Çünkü atması var, çıkıyor arkadaşlar. Şekil bu ama, doğru mudur baba? Evet. Çanta şeklinde gireceği için çok fazla uzatmayayım oraya. Yön bu şekilde, direkt krank kasnağının bölümüne inecek arkadaşlar. Paletlerimiz bu şekilde, yön böyle direkt inecek. Buradan da cıvatalar var 3 tane. BMW aracımıza devam ederken burada siparişlerimiz gelmiş bir kısmı arkadaşlar. Würth'ün sıvı contasını artık kullanacağız. Victor Reigns bir süre kullanmayacağız. Bunları deneyeceğiz. 2 kutu aldık ve fren test cihazı da aldık arkadaşlar. Hidroliği ölçen test cihazımız. Bunun da detaylı incelemesini görebilirsiniz. Ancak motorumuza devam edeceğiz. Bunları daha sonraki videolarda deneyimleyip sizlere aktaracağız. Babam burada yeni bujilerin montajını yapıyor. Buji bobini de değiştiriyoruz. Tahrik arızasından kaynaklı arkadaşlar tekleme problemi vardı. Sekmanlar gidikti. Onları gösterdik. Pistonlar aynı şekilde değiştirdik. Yataklar, sivoplar. İçi komple yenilendi. Şimdi kısaca çekeyim. Daha sonra yine onları dediğim gibi listemizden göstereceğiz. Motoru topladık. Sabah babam toplamış daha doğrusu. Termostat değişti. Gördüğümüzü değinelim arkadaşlar. Orijinal Delphi, Çin malı Delphi'lerden değil. Orijinal olması kesinlikle önemli. Buna leğenelim. Çıkan da Delphi'di zaten. Burayı da tamamladın. Senteyi aldın baba aracı. Evet, sente işlemi kalmadı. Aparatla. Artık takma işlemi kaldı. Buradan da bobinlerimizi çıkarıyoruz. Bu arada baba bujileri ne marka kullandık, ona da değinelim. Bosch marka, orijinalde Bosch çıkıyor. Kendi çıkanı da Bosch'tu. Artı irinyum bujidir. Kilometre olarak da uzun bujidir. Üstüne de Delphi bobinlerimizi takıyoruz. Bu motorda 3 adet tesisat var baba. İkisi motor üzerinde, şu an aracın üzerinde. Evet. Bir tanesi de burada motorumuzun üzerinde olmak şartıyla 3 tane tesisat var. Elektrik tesisatı, buna da değinelim. Buradan dün görmediğiniz neler yaptık? Katalizörü çekmiştim diye hatırlıyorum. Bugün Ertesi gün oldu arkadaşlar. Üçüncü gün mü artık aracımızın bilmiyorum. Koruma kapaklarını taktık. Arkadan gelen soğutucu su borusunu, yağ soğutucuyu, vakumu. İşte buradan değinelim. Benzin otomatiğimiz, benzin regülatörümüz. Onun dışında arkadaşlar Valvetronic'i ayarlayan, üçüncü SBOB dediğimiz Valvetronic'i ayarlayan. Çizgi kalitelik mi dedi? SBOB zamanlamasını ayarlıyor. Onu da taktık. Termostat derken tamamladık. Güzel bir görüntüye de sahip şu an. Motorumuz artık hazır. Üstüne binmeyi bekliyor. Aynen. Calaskar yardımıyla motoru atacağız arkadaşlar artık. Son kez dışarıdayken çekelim motorumuzu. Gördüğünüz gibi askıda. Aracımızı getiriyoruz. Motorumuzu bindiriyoruz arkadaşlar. Burayı çok fazla uzatmayacağım. Bundan kaynaklı bindirdikten sonra işlemlere devam ederken görebilirsiniz. Araba geldi. Aracın üzerine motoru bindirdik. Zor kısımları atlattık arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş etraf cıvatalarını sıkıyoruz. Şu an neyi sıkıyorsun baba? Şanzıman etraf cıvatasının sağ üst vidası. Marş motorumuzu götürelim. Yıkanmıştı, temizlenmişti bunların hepsi biliyorsunuz arkadaşlar. Marş motorunu birazdan takacağız. Buradan volantın bir civatasını tutturduk. Türbünle bağlantısını gerçekleştirdik. Etraf civatalarını görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada. Onu da tutturduk. Şu an üst tarafın, sağ tarafın etraf civatasını babam tutturuyor. Tabii ki bu arada buradan kulaklarımız görüyorsunuz yerinde. Sağ taraf yine yerinde. Babam diğerini takıyor şu an civatasını. Taktığımız civatayı sıkalım. Okey. Civata tamam. Bu arada benzin rekorumuzu da yeniledik arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Güzel bir şekilde yenisini takıyoruz. Bunlar daha sonra sıkıntı vermemesi için. Çünkü bunların üzerinde yüksek basınçla çalışan, yani yüksek basınçla gelen benzin var. Kelepçe tarzı yapmak istemedik bu yüzden. Hortumun diğer ucu alttan girerken üstten de benzin regülatörüne giriyor. Şöyle görüyorsunuz. O ne baba elinde? Emme manifoldunun depo havalandırması değil mi? Evet. Emme manifoldunun depo havalandırması. Türbünle bağlantısını söylemiştik. Yavaş yavaş tesisatları da düzenlemeye başladık. Buradan marş motorumuz. Civatalarını da ayarladık şu anda. 2 civata uzun, 1 civata kısa. 3 civata da hazır baba. Evet. çekebiliyor mu civatayı? Evet. Evet. Motoru döndü. Öbür türlü oldu. Motor tersine dönme tarafta. Ona değinelim baba sıkarken. Bak evladım. Şimdi ben sana izah edeyim. Burada bir dikkat edilmesi gereken. Tork konvektörümüzün vidasını görebiliyor musun? Gördüm. Bu. Evet. Dördünü tutturduk bunun. Tamam. Tutturman gerekir. Ama birini sıkıp motoru döndürmeye çalışırsan civata sıktığında tork konvektör öne gelir. Diğer 3 civata motor blokuna dayanır. Motor kilitlemiş gibi döndüremezsin. Bunların boşluklarını azar azar dördünü eş değerde alıp o şekilde sıkacaksın. O zaman rahat sıkarsın, motorun da dönmüş olur. Bak görüyor musun? Azar azar. Evet. Motoru bile oynatıyor bak. Buradan ben çevirince. Anahtara bak. Evet baba. Bir tanesini tam sık, motor kitleri gibi olur, bir daha döndüremezsin motoru. Yani azar azar hepsini sıkıyoruz. Tam boşluk ala, boşluk ala. Yani evet. bir tanesini tam sıkayım, diğerine geçeyim sistemi yok. Yaparsan ortada kalırsın. Çevir motorumuzu. Takılma var mı? Yok. Bir daha. Bir tur daha çeviriyorum. Az daha, çok az. Az daha. Yeter. Çevirelim. Bu iki. Toplam 4 vida olacak. Okey. Çevirelim. Çok az, 50 gram yeter. 3 mü oldu, 4. Bir daha çevir, kontrol amaçla yapalım. Evet baba, dinlenme molasındayız. Evet, terledim, bu arkadan klima yapıyor bana. Arabanın fanı çalışır ya, benim de fanım burada çalışıyor. Enjektörlerin tesisatı. 4. Basınç regülümüzün soketi şu gri miydi? Değil. Şu muydu acaba? Evet. Evet. Yağ pompası soketi. Şu. Manifoldun üstünden beyinlere giden de var. Evet. Şasemiz var bir tane. Şasemiz ceyran. Ceyran mı? Bakacağım. Şase. Şase. Ya şu ya bu. Bu. Şu. Tırnağı kırılmıştı. Bak. Depo havalandırmamız buraya geçecek. Buraya bir soketimiz var. Gaz kelebeğin herhalde. Evet. Yine burada bir havalandırma var baba. Orada var. Evet. Sen dur orada. Sen şurada dur. Sen de şurada. Geçirelim bak. Gidebilirsek tabii bak oradan. Neyse. Somun baba kaçlık? Aa, somunlar kolay da yavrum. Sensörleri, fişleri bir takalım da. Önce bu. Gaz kelebeği tamam. Okey. Şimdi bir havalandırmamız vardı. Aynen, bir havalandırma. Bahsettiğimiz. Şöyle. Ortağı şuraya geçiyor. Nereye? Oraya geç. Şöyle. Desek. Ne oluyor mu? Şimdi dedim fişimi şu. Şunu taktım bir altta. Yağdım. Akü sökük şu anda. Sinan'a ceyranım. Kırmızı görünüm, marşa sıkılıyor. Şöyle dersin, ne dersin? 10 numara. Kivatası 13 mü tutuyor onu? Evet. 13 yarım. Emme manifoldumuzun montajı. Tesisatın takımını bir nebze göstermeye çalıştım. Bir sürü elektrik tesisatının şu soket var. Az çok gösterdim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 13 mavsallı. Hepsini gösteremedim. Evet, ikisini taktım. Klipsini de buraya takalım. Heh, tamam. Beynimizi koyduğumuz yerden alıyoruz. Buraya koymuştuk, hatırlayanlar like ve beğeni yapabilir arkadaşlar. Ben anlamamız lazım. Şu. Bak bastıkça bunu çekecek bu. Evet. Evet baba. Görüyor musun bu hortumu? Evet. Nereye oynatıyor? Fren beslenme havuzu. Fren vagumunun hortumu pedalımızın yumuşaması ve frenimizin sağlıklı olması için. Tık. Oturtturalım orijinal yerlerine bunları. Bak, kipir kipir görüyor musun? Evet. Bak şöyle. Burada bir adet şasemiz var. Bobinlere giriyor. Evet, ateşleme bobinlerimizin elektrik soketleri. Ona bir 5 metrelik somun takıp sıkacağız, önce onu sıkalım. Ateşleme bobinlerimizin şase kablosu. Bunu takmasın, araç çalışır. 1 ve 2'ye. Şu. Şuna göre bir toz anahtar aldım. 4 tane bir daha. Çıt. Gelelim bunlara. Anı giriyor. Burada 5 tane. En başa diğer tesisat. Gördünüz nasıl geçti? Bir şey göremiyorum. Bunu da yerine taktık. Şu geldi bak şasemiz ne dedi buraya. Ben buradayım dedi. Gördün mü? Evet. 13'lük somunu alayım. Sıkayım diyor. Biraz mola verdik arkadaşlar. Şu an aracımızın teknik bilgilerini bilmeyenler varsa tekrar yine biraz belirtelim. Aracımız 2012 model 1.16i. Motor tipi N13 diye geçen Valvetronic sisteme sahip bir motor. Eksantrik ayarlaması önemliydi. Sent ayarı önemliydi. Onları gösteremedim ben sabah gelmediğim için. Babam üstünü altını tamamlamış motorun ama zinciri çekmiştik diye hatırlıyorum. Bunun dışında şu ana kadar volant ile türbin bölümünü yani konvektör bölümünün 4 adet civatasını taktık. Marş vidalarımızı taktık. Elektronik bir sürü sistemimiz vardı. Zaten çekmeye çalışıyorum ve devam ediyor. Soket müşür derken onları da takmaya devam ettik. Bunun dışında arkadaşlar yavaş yavaş tamamlıyoruz. Yandaki Golf'ümüzün otomatik şanzıman sorunu var. Onun videolarını çektim. Son videolarını çekip onu da atacağım. Dediğim gibi yavaş yavaş devam ediyoruz. Şu değişti, bu değişti demiyorum arkadaşlar. Anlatması ve dinlemesi çok uzun olacak bir video büyük ihtimalle. Bundan kaynaklı olarak bunları son videonun son bölümünde şu parça değişti, bu yapıldı tarzında hem de değişik bir formata dönmüş olalım. Öyle videoları çekmeye başlayacağım beğenilirse. Bu şekilde devam edeceğiz. Biraz dinlendikten sonra videomuz devam edecek. Devir daimın elektrikli bilyasını ve kayışımızı, klima kaldı. Klima şu an boşta. Buna benzer yine sensörlerin fişlerini devam ediyoruz. Alttan termostatın fişini taktık. Yine aynı şekilde buradan yağ çubuğumuzu takmıştık. Saat akşam 8.30 civarı arkadaşlar. Aracımızı yeni bir çalıştırmaya başlayacağız. Bir marşına basalım ve devam edelim. Anahtar bende. Arkadaşlar bu arada alt takım işlerimiz var. Daha sonra bayramdan sonra yoğunluk olduğu için akümüzü değiştirdik. Aküsü bitmiş. Bu arada tabii ki elimi de yaralamış bulundum. Bunun dışında aküyü boş aldık. 72 amper. Onu da söyleyelim. Şu an aracımız hazır. BMW. Temizlik işlemleri var. Aracımızı yıkatıp müşterimize teslim edeceğiz. Ama öncelikle uzun bir çalışma, sürüş testleri var. Onu videoya koyar mıyım bilmiyorum. Ancak teslim olmadan önce uzun bir sürüş işlemi var. Aracımızın bize geldiğinde ses problemi vardı. Tahrik problemi vardı. Daha önce tahrik problemi için buji bobin değişimi yapılmış. Onun bilgisini vereyim. Ancak sorun düzelmemiş. Şu an aracımızın içerisinde oturuyoruz. Bizi sallaması lazımdı. Tahrik arızası yazdığı için turbo devre dışı. Yarı yarıya bir güç kaybı oluyordu. Onları da denedik. Herhangi bir problem yok. Aracı getirdim. İçerisindeyim. Devir saati dalgalanıyordu arkadaşlar o problem olduğu için. Yağ eksiltme de vardı. Sekmanlarımız yenilendi. Rektifiye işlemi oldu biliyorsunuz. Pistonlarımız yenilendi. Şimdi devir saatinde herhangi bir oynamamız kalmadı. Aracını da şöyle çekeyim. Herhangi bir sarsıntımız da yok. Şöyle yaparsam. Böyle de kamera titriyor ama herhangi bir sarsıntımız da kalmadı. Uzun kullanım testini yaptıktan sonra vereceğiz. Rektifiye, buna benzer motor işlemlerimizde aracın komple testi var arkadaşlar. Araç bitse bile bir gün içerisinde bir gün kullanım süresi var. O şekilde aracı teslim etmiyoruz. Kullandıktan sonra bir gün kullandıktan sonra aracı teslim ediyoruz. Bunun dışında benzinimiz de azdı. Benzinimizi de aldık. Şu an için çalışıyor. Herhangi bir arızaya düşecek mi diye arızalanmamız dayanıyordu hatırlarsanız. Kilometre bilgimiz 126.683. Niğde 13 motor. Zincir seti, sentesi, bunların hepsi tamam. Zaten aşağı yukarı hepsini çekmeye çalıştım. Müşterimizi bekliyor. Bugün günlerden Perşembe teslimini gerçekleştireceğiz. Motorumuz çalışa dursun arkadaşlar. Burada da aynı şekilde bu aracın da sıkıntıları var. Swap değişimi miydi baba? Evet. Swap değişimi var. Baskı balata. Araç çalışmayarak çekiciyle geldi. Evet. Swap'tan hariç baskı balata mı vardı bunda? Ona da bakılacak arkadaşlar. Bunun da videosunu çekeriz. Sonunda aracımızın videosunu bitiriyoruz. Aracımız da bitiyor. Saat gecenin 11'i arkadaşlar. Bunu belirtelim. Aracımızın yağ eksiltmeleri, buna benzer sorunları, tekleme problemleri vardı. Söktükçe daha önce işlem yapıldığını gördük. Ne işlemler yapılmış? Buji bobin denemeleri yapılmış. Tahrik hatasından kaynaklı tekliyor diye, onunla alakası yok. Onun dışında birkaç bir şey daha yapılmış. Daha önce silindir kapağını sökmüşler. Yüzeyi taşlamışlar. Bunun taşlaması olmuyor. Ayrıca blokta baktığımız zaman eğrilikler vardı. Yağ bitme sorunu vardı. Sekmanlarımızı değiştirdik. Birkaç su damlatma, yağ kaçak problemleri de vardı. Onları da tamamladık. Şu an aracımızın çalışması çok güzel arkadaşlar. Şuna değinelim. F20'lerde çıkan bu motor Mini'lerde, Peugeot'larda ve BMW'de çıkıyor. F30'da da bu motorlardan çıkıyor. Bunu belirtelim. Tekleme problemleri, işte buna benzer sıkıntılı problemler bu araçların hepsinde olabiliyor. Bunu değindikten sonra komple motor rektifiye oldu diyebiliriz. Videomuzu da bitireceğiz. Zaten kısmi çektim mi oraları? Kısmi noktalarını çekmeye çalıştık. Su doldurduk şu an için. Yarın büyük ihtimalle hedefimiz müşterimize teslim etmek. Ancak antifrizi doldurup o şekilde teslim edeceğiz. 5 litre motor yağı aldı. 5.30 arkadaşlar. Castrol marka 5.30 kullandık buna da. Sesi şu an büyük ihtimal mikrofondan duyuyorsunuz. 2012 1.16'yı F20 bu şekilde, zaten bilmeyenler varsa arıza videosunu çekmiştim ben. Bir önceki videolardan izleyebilirsiniz. Şu an için cam önü plastiklerimiz var. Aracımızın yıkaması var. Son bir test sürüşü var. Zaten ondan sonra da bitiriyoruz. Bu videomuz da böyleydi. Kanalımıza abone olmayı, bizleri desteklemeyi unutmayın. Uzun uğraşlar sonucu bu videolar çıkıyor. Kaç gündür bu araca uğraşıyoruz. Hem de müşterimizi de mağdur etmemek adına uğraşlarımızı verdik. Ve aracımızı bitirdik. Umarım müşterimiz memnun olur. İzlerse de videomuzu altına yorum olarak yaparsa onu da videonun en üstüne sabitleyeceğim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum. İyi seyirler.